Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 20 sorumuz var. Her sorunun puan değeri 5. Durdur kendini çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Sevgili öğrenciler, yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Peki ilk sorumuzla hemen başlıyoruz. Şekilde ABC'de bir eşkenar dörtgen AE 5 cm. Bakın burası 5 cm ise buranın da 5 cm olması gerekiyor. DE 4 santimetre, burası 4 santimetre ise buranın da 4 santimetre olması gerekiyor. Buna göre bu eşkenar dörtgenin alanını istiyor bize. Şimdi çocuklar, burada baktığın zaman köşegen uzunlukları biri 10 santim 5 artı 5'ten, biri 8 santim 4 artı 4'ten. Köşegen uzunluklarını birbirleriyle çarpıp 2'ye bölersen oradaki eşkenar dörtgenin alanını bulabilirsin. 10 kere 8 80, 80'i de 2'ye bölersen yarısı 40 santimetre kare eder. Cevabım B seçeneği. 2 numaralı sorumuz, şekilde ABCD paralel kenar AB 12 cm ve alanı 60 cm kare ise DH yüksekliği istiyor bizden. Sevgili öğrencilerim, burada tabanım var AB, burada da yüksekliğim var DH. Bu ikisini çarpınca alanı bulabiliyorsun. Şimdi AB'nin bana 12 cm olduğunu söylüyor. Biz buradaki yüksekliği x diyelim. 12 ile x'i çarpınca alanı buluyorsun. Alanı da zaten burada 60 cm kare eşit. Dolayısıyla ben 12 ile 5'i çarparsam 60'ı bulabilirim ya da 60'ı burada 12'ye bölerek 5 santimetreyi hesaplayabilirim. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin karşılıklı açıları eşit değildir diyor bize. Çocuklar, bir yamuk çizmeye çalışacağım. Şu şekilde, şöyle, şu şekilde ve böyle çizdim. Karşılıklı açıları, yani şuradaki açıyla buradaki açının eşit olma gibi bir durumu olabilir mi? Bakın dikkat edin, görsel zeka ile bile buranın dar açı olduğu, buranın da geniş açı olduğu belli. Dolayısıyla yamuktaki karşılıklı kenarlar birbirine eşit olamaz. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yamuğun bir özelliği değildir? Dörtgen olduğu için iç açıları toplamı 360 derecedir. Doğru. Alt ve üst taban birbirine paraleldir. Doğru. Karşılıkları kenarları eşittir. Burada da eşit değildir diyor sevgili öğrenciler. Eşit değildir tabii ki. Doğru cevabım yanlış olan, özelliği olmayan B seçeneği. Bir diğer sorumuz, yanda verilen O merkezli çemberin yarıçapı 14 cm olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç cm'dir? Çevre formülü hemen yazalım. 2 çarpı pi çarpı r. Çocuklar, buradan ben çevresini bulabilirim. 2'yi aynen yazdım. Pi'yi 3 olarak al diyor soru içerisinde. R dediğimiz burada yarıçap, ona da 14 diyor. Bu üçünü çarpınca sonuca ulaşabiliyoruz. 2 kere 3 6. 14 ile de 6'yı çarparsam çevresini 84 cm bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, şekilde KLMN eşkenar dörtgen ve KML açısı 42 derecedir. Buna göre MKN. Çocuklar, MKN şuradaki açıyla bizden buradaki KLM açısı, şuradaki açının toplamını istiyor. Şimdi çocuklar, köşegen bulunduğu eşkenar dörtgen için söylüyorum. Köşegen bulunduğu açıyı ortadan ikiye böler. Yani tepesi 42 derece ise buranın da yine 42 derece olması gerekiyor. Artı, bakın burada bir ikizkenar üçgenim var. 42 ise yine buranın da 42 olması gerekiyor. Buraya hemen 42 yazdım. Buraya da hemen 42 yazdım. Sevgili öğrenciler, bakın. Şuradaki üçgen, boyamak istiyorum onu. Yeşil olan üçgen, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Ben 180'den 42 42 ikisini toplamı 84. 84'ü çıkartırsam tepedeki açıyı bulabilirim. O da 96 derece olur. Yani şuradaki tepedeki açımız 96 derece. MKN açısı şuradaki açımız da 42 derece. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. 6 2 daha 8, 9 4 daha 13, 138 derece. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, şekildeki ABCD paralel kenardır. Buna göre SB açısı, şuradaki açıyı bizden istiyor. Acaba kaç derecedir? Çocuklar, buradaki C harfini gördün. Buradaki C harfi iki tane açının toplamının 180 derece olduğunun anlamına geliyor. Paralellik varsa. Yani oradaki 3x artı 10 ile ben toplayacağım 2x eksi 30'u. Bu ikisinin toplamını 180 derece eşitlemem gerekiyor. Bakın 3x burada, 2x burada olursa da 5x'i yazdım. Artı 10 burada, eksi 30 burada, orası da eksi 20 eder. Ben bunu hemen 180'e eşitleyeceğim. X'i bulmam gerekiyor. Eksi 20'yi karşı tarafa artı 20 şeklinde attım. 5 tane x 180 artı 20'den 200 eşit oldu. Eşitliğin her iki tarafını 5'e bölüyorum ve 5'ler birbirini götürdü. 200 bölü 5'ten x'i burada 40 olarak bulabiliriz. Dikkat et, x'i buldun sadece sen. Tamam mı? Burada hemen A seçeneğini işaretleme.
Şimdi buraya baktığın zaman 3x artı 10. X'in bir tanesi 40 ise 3x 120 etmez mi? Yanındaki artı 10 ile birlikte buradaki açımız 130 derece olmaz mı? 130 derece ise benden B açısını istiyor. Biliyorsun paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. Bunun da 130 derece olması gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yandaki şekilde ABCDEF düzgün altıgen, ABGH düzgün beşgendir diyor. Bize buna göre x kaç derecedir sevgili öğrencilerim? Burayı biraz daha ben şöyle büyütmeye çalışayım. Şimdi sevgili öğrencim burayı bilmek zorundasın. Altıgenin bir düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Beşgenin ise bir iç açısı 108 derecedir. Bunu formülden de gidebilirsin. N eksi 2 çarpı 180'den de gidebilirsin. N eksi 2 mesela bir tanesini gösteririm. Altıgen için gösteriyorum. N yerine 6 yazdım. Alttan 2 çıkarsa 4 kalır. 4 ile 180'i çarparsam 4 çarpı 180'den 720. Toplam açısını bulun. Düzgün altıgen olduğu için 6 açısı da eşit olacak. 720 6'ya bölerim. 120 dereceyi bulurum. Bence düzgün eşkenar üçgen, düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün yedigenin bir açısını bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Ben buradaki beşgenin açısını 108 derece olarak biliyorum. Tamamının da altıgen oluyor. Altıgenin iç açısı oluyor. Onun da 120 derece olduğunu biliyorum. Ben tamamı olan 120 dereceden sağ taraftaki ya da alt taraftaki 108 derecelik açıyı çıkartırsam şuradaki dar açıyı bulabilirim. 120'den 108'i çıkartır ve 12 derece doğru cevabım A seçeneğidir. Şekildeki düzgün beşgende BEC kaç derecedir diyor sevgili öğrenciler. Siyahla zaten bize göstermiş. Hemen yapmaya çalışalım. Düzgün beşgenin her bir açısı 108 derecedir. Şu tepeye bir 108 derece öncelikle yazmak istiyorum. Çocuklar bu iki tane kenar eşit değil mi? Orada bir üçgen çıktı. Yani ben burada 180'den 108'i çıkartırsam tepedeki açıyı 72 kaldı. 72'yi de şu iki tane açı eşit olduğundan dolayı 72'yi 2'ye bölüyorum 36 derece. Tabi farklı yöntemleri var bu sorun çözümünde. 36 36 yazdık. Baktığımız zaman şimdi yine burası da aynı şekilde sevgili öğrencim. Bak burasına da baktığın zaman 108 derece. Şu iki tane açı birbirine eşit. Yine 180'den 108'i çıkardın. 72 2'ye böldüm. Bak şuradaki açıyı da buldum. Burası 36 derece. Burasının da 36 derece olması gerekiyor. Şimdi baktığın zaman burada beşgenin bir maviyle gösterdiğim iç açısı var. Orası 108 derece. Şimdi 36 var. 36 var. Bir de ortadaki bizden istenen açı var. Bu ikisinin toplamı 72 derece. Ben 108'den ikisinin toplamı olan 72'yi çıkartarak ortadakini 36 derece bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yanda verilen daire diliminin alanını bulunuz diyor bize. Hemen bakalım çocuklar. Alan formülü pi r kare. Pi r kare. Pi 3 olarak al diyor. Yazdım. R burada yarıçap. Yarıçapı da 5 santimetre olarak vermiş. 5'in karesi de 25'ler. 3 kere 25'ten de 75 santimetre kare. Yalnız ben bunun tamamını buldum sevgili öğrencim. Şimdi 72 derece. Bak tamamı 360 derece. 360 derecelik çemberin çevresi 75 santimetre kare ise 72 derecelik daire diliminin alanı x santimetre kare olur. İçler dışlar çarpımı 360 ile x'in çarpımının 72 ile 75'in çarpımına eşit olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar burada şunu yapma. 72 ile 75'i çarpayım. Ondan sonra 360'a bölüm. Sonuca gidersin ama daha pratik bir yöntemi var. Sayılar arasındaki kat ilişkisini bilmek gerekiyor. 72'yi 72'ye böldüm bir kere var. 360'ı 72'ye böldüm 5 kere var. Amacımız x'in yanındaki o kat sayıdan kurtulmak. 5. Şimdi oradaki 5'ten de kurtulacağım. Nasıl? Yandaki sayıdan tabii ki. 75'i 5'e böldüm 15 kere var. 5'i 5'e böldüm 1 kere var. Sol tarafta sadece bir tane x kaldı. 1 kere 15'ten x'i burada 15 santimetre kare bulabilirim. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz şekilde D1-D2 paralel olduğuna göre x kaç derecedir diyor. Çocuklar oradaki kalem ucunu fark ettin değil mi? Bak şurada bir kalem ucu var. Kalem ucunda 3 tane açının toplamının 360 derece olması gerekiyor. Yani oradaki 108 derece artı x derece artı 125 derecenin 3'ünün toplamının 360 derece eşit olması gerekiyor. Özel durumdaki açılardır bunlar. Bu durumda ben 108 ile hemen 125'i topluyorum. 8, 5, 13 elde var bir ekledim. 3 ve 233. O zaman 360'tan da 233'ü çıkartarak x'i hesaplayabilirim. O da 127 derece olur. Doğru cevap B seçeneği.
Bir diğer sorumuz, bir dış açının ölçüsü 36 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Sevgili öğrenciler, dış açı formülü 360 bölü n. N dediğimiz burada kenar sayısı. Yani sen burada 360'ı n sayısına böldüğünde dış açıyı bulabiliyorsun. Dış açımız zaten 36 dereceymiş. Acaba 360'ı kaça bölersem 36'ya ulaşabilirim? Bu durumda 360'ı 36'ya böler. N'i yani kenar sayısını ongen olarak, düzgün ongen olarak hesaplayabilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, D1 ve D2'nin paralel olduğunu söylüyor bize. Acaba X kaç derecedir? Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi paralel ama hiçbir işimize yaramıyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu paraleli kesen bir doğrunun olması gerekiyor. Sen D2 paralelini uzatırsan hem ortaya bak şu şekilde kesen bir doğru çıkartırsın hem de bir üçgen çıkartmış olursun. Şimdi bakın aynı yöne bakıyor şuradaki açılara dikkat ettiğin zaman, o zaman ben buraya paralel olduğundan dolayı 140 derece diyebilirim. Sevgili öğrencim, tamamı 180 derece, sol taraf 140 ise buraya ne kalır? Buraya 40 derece kalır. Tamamı 180 derece, sağ taraf 100 ise içinde 80 kalır. Yani orada bir üçgen oluştu. Üçgenin tepesi x, sol tarafı 40 derecelik açı, sağ tarafı 80 derecelik açı. Bu ikisinin toplamı 120 derece eder. Üçgenin iç açıları formülü 180 derecelik toplamı. 180'den 120 çıkartarak x'i 60 bulabilirim. Cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz, fiyatı 150 lira olan ayakkabıyı %20 indirimli alan bir kişi kaç lira öder? Çocuklar, bu ayakkabının fiyatı %100'üne satılıyor. Eğer sen burada %20'lik bir indirim uygularsan o ayakkabı satış fiyatı üzerinden %80'ine satılır. Yani fiyatı 150 liraysa ben bu 150'nin %80'ini bulmam yeterli olacaktır. İkisini çarpacağım. Çarpmadan önce sadeleştirme yapabilirim. 1-0 buradan gitti, 1-0 buradan gitti. 1-0 buradan gitti, 1-0 buradan gitti. 15 çarpı 8'den 120 sonucuna ulaşabilirim. Farklı yöntemleri var tabii ki. 150 lira, bunun hemen %20'sini hesaplayacaksın. %20'sini çarparak bulabiliyorsun. Çocuklar, 150 çarpı 20'den 3000'i buldun. 3000 bölü 100'den de işlem sonucunu 30 olarak buldun. Şu anda sen indirim miktarını buldun. 150 liraya satılan bir ayakkabıda 30 liralık bir indirim varsa o ayakkabı bu şekilde de 120 liraya satılması gerekiyor. Bir diğer sorumuz, 8 kilo portakaldan 3 kilo portakal suyu elde edilmektedir. 12 kilogram portakal suyu elde etmek için kaç kilogram portakal kullanmak gerekir? Çocuklar, burada bir orantı kuracağız kurmasını ama sayıları düzgün yere yazmamız gerekiyor. 8 kilo portakaldan 3 litre su elde edilir diyelim. Ben 12 litre portakal suyu elde etmek istiyorum. Buraya 12'yi yazma. Sol taraftaki portakalların ağırlık miktarı. Yani kütle hesabı. Sağ taraftaki ise bunun 12 litre hacim hesabı. Yani senin burada x kilogram portakal kullanmak için 12 litre portakal suyu elde etmen gerekir demen gerekiyor. X'i buraya, 12 buraya yazarsan işlem değişir. İçler dışlar çarpımından 12 ile 8'in çarpımının 3 ile x'in çarpımının eşit olması gerekiyor. 12 ile 8'in çarpımı 96. 96 3 tane x'e eşittir. X'i bulmak için eşitliğin her iki tarafını 3'e bölüyorum. 3'ler birbirini götürdü. X eşittir 96 bölü 3'ten 32 bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, alanı 48 santimetre kare olan bir dikdörtgenin çevresinin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Güzel bir soru. Bir dikdörtgen çizmek istiyorum. Biraz daha ince yapalım. Şimdi çocuklar, bunun alanı 48'miş. Alanına A diyelim. Alanı nasıl bulursun? Uzun kenarla kısa kenar çarparsın. Diyelim buraya 8 verdin, buraya 6 verdin. Çarpımı 48 olan sayılara bakman gerekiyor. 8 kere 6 48 eder. Böyle verdiğin zaman 8 artı 6, hani çevresini bulacaksın ya. Uzun kenarla kısa kenarı topladım. 14, 2 ile çarptım 28. Seçenekler de var ama alabileceği en büyük değeri istiyor. Mesela sen buraya 12 verdin, buraya 4 verdin. 12 ile 4'ün çarpımı da 48 eder. Bu durumda bakar mısın? 12, 4 daha uzun kenarla kısa kenarı topladım. 16, 16 ile de 2'yi çarptım ve 32 santimetreyi buldum. Gördüğün üzere oradaki sayılar birbirinden uzaklaştıkça çevrede uzuyor. Ne verebilirim en fazla? Ne kadar uzaklaştırabilirim? Uzun kenara 48 santimetre dersem, kısa kenara 1 santimetre dersem, 48 kere 1, 48 santimetre kare eder. Alacağı en büyük değer çıkıyor mu bakalım? Uzun kenar 48, kısa kenar 1, ikisini topladım 49. 49'la da 2'yi çarparım ve 98 santimetre alabileceği en büyük değeri hesaplayabilirim. Cevabım B seçeneğidir.
Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde 70, 75, 80 derecelik açıyı vermiş. BCD soru işaretiyle gösterilen açıyı bizden istiyor. Şimdi tamamı bir bütün 180'den 70'i çıkardın. Buraya bir kere 110 derece diyelim. Tamamı bir bütün 180'den 80'i çıkartırsan burada 100 derece olarak bulabilirsin. Şimdi sonuçta bunun 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Dörtgenler 360 derece. Yani orada 110 derece var, 100 derece var, 75 derece var. Bu üçünün toplamı 5, 7, 1 daha 8, 1, 1 daha 2, 285 dereceler. Tamamı 360 derece ise ben üçünün toplamı olan 285'i çıkartarak sonuca ulaşabilirim. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burası 0, 75 derece. Cevabım B seçeneğidir. Verilen şekilde D1 ve D2 birbirine paralel olduğuna göre X kaç derecedir? Çocuklar D1 ve D2'yi kesen bir doğrumuz lazım. Buradaki X ok yönünde şöyle uzatabilirim. Hem kesen doğrular çıktı. Çünkü oradan bazı özelliklere sahip olmam gerekiyor. Artı üçgen de çıktı oraya. Şimdi bakın buradaki terziyi gördün mü? İç ters açılar var burada. 80 derece ise buranın da 80 derece olması gerekiyor. Üçgen var orada. 80 derecelik bir açımız var. 50 derecelik bir açımız var. İkisini topladım. 130. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Ben bundan 130 derece çıkartarak x'i 50 derece bulabilirim. Cevabım A seçeneği. Şimdi yazılıya girerken sevgili öğrencim son 2 üniteden sorumlu olacaksın. Yani daha doğrusu bütün sorular, soruların çoğunluğu oradan çıkacak. Şimdi o üniteye girdiğinde de senin öğrenmen gereken bazı formüller var. Formülleri ezberlemeden lütfen yazılıya girme. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 5 olan çokgenin iç açıları toplamı kaçtır? Öncelikle kenar sayısını bulalım. Çocuklar bir köşesinden çizilen köşegen sayısını n-3 formülüyle bulabilirim. n-3 burası 5 ise o zaman bunun sekizgen olduğunu söyleyebilirim. Benden iç açıları toplamını istiyor. n-3 parantez içerisinde iç açıları toplamı n-2 parantez içerisinde çarpı 180 ile sonuca ulaşabiliriz. Baktığımız zaman sevgili öğrencim ben bunun sekizgen olduğunu buldum zaten. 8 yazalım. N yerine 8'den 2 çıkardım. 6. 6 ile de 180'i çarpıp 1080 derece olduğunu hesaplayabilirim. Cevabım A seçeneği. Bir orantı verilmiş. Bu orantıda x kaç derecedir diyor. İçler dışlar çarpımından yapabilirim. Farklı farklı durumları var sevgili öğrencim. Çok kolay bir yöntem. 80'i 20 yapsana burada. Nasıl yaparsın? 4'e bölersin. 4'e böldün 8 kere var. 4'e böldün 20 kere var. 20'ler birbirine eşitse x'in de burada 8 olması gerek. Ya da içler dışlar çarpımından yapabilirsin. Aynı şey aslında. 80 ile x'in çarpımının 32 ile 20'nin çarpımına eşit olması gerekiyor. Eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafını sadeleştirebilirsin. 20'yi 20'ye böldün 1 kere var. 80'i 20'ye böldün 4 kere var. 4'ü 4'e böldün 1 kere var. 32'yi 4'e böldün 8 kere var. Sol tarafta x kaldı, sağ tarafta 8 kaldı. Bu şekilde de 8 sonucuna ulaşabilirsin. Yazılımız sona erdi. 1 puan aldın. Yorumlar kısmında bekliyorum. Videonun altında ibrahimhoca.33 Instagram adresimin linki var. Oradan da yine beni takip etmeyi unutma. Herkes...